yalansa savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse kavursa bile, dimdik dursa Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Bağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar delen misalimin sebebi halimin, dimdik dursam yine bir Elif gibi. Elif? Yaprak? Biliyorum Deniz'i aradın canım. Ama kendisi meşgul şu anda. Sen aradığımı söylersin o zaman. Söylerim tabii ki de. Ama geri arayacağını pek sanmıyorum. Morali bozuk. Bu arada ne istediğini de bilmiyor pek. Bence bir süre uzak dur. Arama. Bir de fırsat ver. Kafasını toplasın çocuk. Yaprak? Kim o, Elif mi? Alo? Ben rahatsız ettim galiba, kusura bakma. Olur mu Elif? Senin aramanı bekliyordum ben de. Kaç kere denedim aramayı ama cesaret edemedim konuşmaya. Ne diyecektin ki? Ben... Dur, söyleme. Söyleme, ben yanına geleyim öyle söyle. Neredesin sen? Tamam 10 dakikaya geliyorum. Tamam, görüşürüz. Ne oldu? Evleniyorum. Katil! Komutanım. Oho. Albay, hayırdır, ne işin var burada? Size bahsettiğim nikahtan geliyorum. Ne oldu, gördün mü o türbanlı kızı? Son anda bir şeyler çevirdiler. Tam olarak anlayamadım. Kız başı açık olarak çıktı karşıma. Ne? Dışarı çıkalım da konuşalım albay. Emredersiniz komutanım. Hadi söyle. Nikah işlemlerine başla istersen. Beni seviyor musun? Beni sevdiğini söylemeden almayacağım bu kimliği. Elif, neyi duymak istediğimi biliyorsun. Bunca şeyden sonra hak etmiyor muyum? Çok utanıyorum. Tamam. Kulağıma söyle o zaman. Yaprak, niye engel olmadın Deniz'e? Dinlemiyor ki beni. Büyülenmiş gibi gidiyor kızın peşinden. Allah cezasını versin o kızın. Mahvetti oğlumu. Tamam Şenay teyzeciğim, sakin olun. Nasıl sakin olayım? Hoş geldiniz Sancar Bey. Hoş bulduk. Boşuna harap etmeyin kendinizi. Deniz kararını vermiş. Evlenecekler. Öldürmesi lazım beni. Evlenemez Deniz o kızla. Evlenemez. Ne oluyor burada? Kiminle evlenecek Deniz? Şenay cevap ver buna, cevap ver! Yalvarırım kurtar evladımızı. O türbanlı kız kandırmış Deniz'i. Evlenecekler. Ne oldu, konuştunuz mu? Buluştuk. Anlatsana, ne konuştunuz? Ben kimliğimi verdim Deniz'e. Nikah işlemlerine başlayacağız. Annesi zorlamış, ölüm döşeğinde evlendirmiş onları. Oğlumu yaktı. Allah da onu cayır cayır yaksın inşallah. Şenay yeter! Yeter! Beni de çileden çıkarma! Beddua da etme! Ben kendi işimi kendim yapmasını bilirim. Sancar, nereye? Sancar, cevap ver. Ne yapacaksın? Öyle bir şey yapacağım ki Deniz tiksinecek o kızdan. Bırak evlenmek, dokunmak bile istemeyecek. Erdem. Tamamdır. Çok sağ ol. Senin sayende daha hızlı oldu. Ne demek abi? İnşallah darısı da Süheyla'mla benim başıma. He? İnşallah. Şimdi geriye bir iş kaldı. O da bizimkileri anlatmak. Abi emin misin? Bak istersen nikah kıyalım. Yani ondan sonra haber veririz. Yok Erdem. Elif'e bunu yapamam. Onu kimseden gizlemeyeceğim. Kimseden saklamayacağım. Bizim utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Ben karımı terli duvaklı alacağım oğlum. Ne dedim ben sana? Ne dedim? Ha? O kızı uzak tut demedin mi? Bakın bilmediğiniz şeyler var. Ne bileceğim daha? Ne bileceğim? Evlenmişler. İmam nikahı kıymış bizim salak. Yok haberin değil mi? Öyle bakarsın işte. Ama hala şansımız var, tamam mı? Resmi nikah kıyılmadan biter bu işi. Kızı zorla kendime aşık mı edeyim? İstemiyor işte. Gerekirse zorla yap. İster tak koluna dolaştır, ister at gitsin. Ne yaparsan yap. Ama oğlundan uzak tut. Tamam mı? İbrahim abi. Ne oldu kızım? Çok önemli deyince ben de merak ettim. Gel otur abi, anlatayım. Yüzün güldüğüne göre hayırlı bir iş. Biz Deniz'le evleniyoruz İbrahim abi. Teğmenle? Ne zaman vardınız bu karara? Annemin son isteğiydi. Hocaya nikahı bizzat kendi kıydırdı. Deniz de bugün resmi işlemlere başlayacak. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Sen kızdın mı bana İbrahim abi? Yok kızım. Kızmadım. Sana niye kızayım? Ben sadece ikiniz için de endişe ediyorum. Aynı şeyleri biz de yaşadık kızım. Ama bak, sonu gelmedi. Biz her şeyi göze aldık. Ayrılmayı da göze aldınız mı? Elif'im, güzel kızım. İnsan her şeye dayanıyor da ayrılığa dayanamıyor. Allah sizi ayırmasın kızım. Hoş geldin oğlum. Erkencisin bugün. Anne, babam evde mi? Evde. Ne oldu ki? Önemli bir şey konuşacağım sizle. Bahçede babam. Ha? Deniz oğlum, hoş geldin. Ne var ne yok? İyi baba, sağ ol. Sancar'cığım, Deniz'in bizimle konuşacakları varmış. Çok önemliymiş. Ya, öyle mi? Gerçekten çok merak ettim. Baba, lafı fazla uzatmayacağım. Mesele Elif'le ilgili. Nereden çıktı yine o kız oğlum? Anne, ben size doğruyu söylemedim. Elif'le hiç ayrılmadık biz. Deniz, neden böyle yapıyorsun oğlum? Biz onaylamadığımızı sana defalarca söylemedik mi? Söylediniz. Annem de söyledi, sen de söyledin, Elif de söyledi. Herkes söyledi. Ama ben aşık oldum baba. Yani ne deseniz boş diyorsun, öyle mi? Duydun mu Şenay? Sen zaten kararını vermişsin. Bizden ne bekliyorsun ki? Destek olmanız. Ben bugün nikah işlemlerini başlattım. Yani bize sadece mutluluk dilemek düşüyor. Anne, yapma böyle. Ben böyle bir şey kabul edemem. Şenay, lütfen otur. Otur. Ben de bu evliliği onaylamıyorum. Ama engel de olamıyorum. Kızı yeterince tanımıyoruz. Ama sevmek zorunda da değiliz. Yani? Yani evladımızın yanında olmamız gerekiyor. O bizim tek çocuğumuz. Sancar, hayatı mahvolacak. Mesleğinden olacak. Senin itibarın zedelenecek. Sen nasıl bir şeye evet dediğinin farkında mısın? Bunların hepsini Deniz düşünmüştür herhalde. Değil mi? Evet baba. Kararım kesin. Elif'le oturacağım nikah masasına. Yaptıklarımın cezasını çekiyorum. İrticayla mücadele eden Sancar Aydın, oğluna türbanlı birini alacak. Vay, 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 vay. Yapma oğlum, vazgeç. Yapamam anne, vazgeçmem Elif'ten. Tamam Şermin, tamam. Üstelim. Ne zaman gideceğiz kızı istemeye? İstemeye mi? İstemek de nereden çıktı? Herhalde isteyeceğiz değil mi? Kız sahipsiz de olsa bizim oğlumuz da mı sahipsiz? Bir anası babası yok mu? Desteklemesek de gerekeni yapacağız. Haber ver. Bu gece istemeye gideceğiz. Kimi varsa çağırsın. Yalnız senden bir ricam var. Bu durum aramızda kalsın. Kimse duymasın. Mutluluğu bize çok gördün. Bari itibarımız bizde kalsın. Baba. Çok teşekkür ederim. Çok pişman olacaksın oğlum. Senden çok Elif zararlı çıkacak bu işten. Sancar. Ne oluyor? Ne istemesi? Deniz'in bizden şüphelenmemesi lazım. Bırak, sonuna kadar ona destek olduğumuzu sansın. Altın gelinlik her şeyi anlayacak. Rahat ol. Nasıl olsa bu nikah olmayacak. Şenay Hanım, ben çıkabilir miyim? Çık çık. Ya. Ablana akşama istemeye geleceğimizi söyle. Hazırlansın. Şu parayı da ver ona. Belki bir ihtiyacı falan vardır. Ne istiyorsa alsın. Tamam tamam. Sen merak etme. Ben söylerim hemen başlarız hazırlıklara. Tamam. Akşama gözükme sen. Annemler görmesin seni. Ya siz bir yüzükleri takın da. Ben önemli değilim zaten. Çıkarıp gezerim. Bir yerlere giderim. Anneniz görmez beni. Her sayıda bir asker arkadaşımızın hikayesine yer vereceğiz. Bizzat yaşayanların ağzından fotoğraflarla anlatacağız zulmü. Anlatalım da bakalım alıp okuyacaklar mı? Dağıtım yapıp beklemeyeceğiz. Gönüllü arkadaşları bulacağız. Gerekirse kapı kapı gezilecek, evlere bırakılacak dergi. İstediğini yap. Çık, haykır, bağır. Faydasız. Herkes kör, sağır olmuş. Bu zulüm kimsenin umurunda değil. Arkadaşlara fazla umut verme. Yılanın başı ezilmedikçe bu memlekette kimseye rahat yok. Kim bu arkadaş? Yeni atıldı ordudan. Hanımı da bebeğini kaybetti üzüntüden. Süheyla, çok mutluyum. Ne düşünüyor acaba? Hiçbir şey söylemedi ki. Elif, gelsene konuşalım biraz. Anlatsana, ne yapacaksın, ne giyeceksin? Bilmiyorum ki, paramız pulumuz da yok. Kızlar ne oturuyorsunuz? Kalkın evi toplayın, akşama misafir geliyor. Misafir mi? Evet, Deniz abi haber yolladı. İstemeye geliyorlar seni. Ya ne diyorsun sen? Vallahi o kadar atıp tuttum ama esas da çocukmuş. Dikildi karşılarına, seviyorum alacaksınız bu kızı dedi. adam ya. Aferin Deniz'e. Annesi ne dedi? Babası kızdı mı? Vallahi ben de çok şaşırdım. Evladımızsın dediler, gir işleri hazırla. Neyse ben üstümü değiştireyim de çıkayım hemen. Görmesinler beni, dolaşmayayım ayak altına, yakalanmayayım hiç. Dur gitme. Görsünler seni de. Hem iş tatlıya bağlandı zaten. Artık orada çalışman da yakışık almaz. Ya biliyorum ama Deniz abi özellikle rica etti. İşinin bozulmasını istemiyor herhalde. Hülya, kusura bakmıyorsun değil mi? Ya yok, saçmalama. Olur mu öyle şey? Ben çıkarım, gezerim, sinemaya falan giderim. Siz mutlu olun yeter bana. Gördün mü bak, her şey yoluna giriyor işte. Allah'ım şükürler olsun. Ne yapacağız? Kızlar, ben ne yapacağım? Benim de görünmemem lazım. Neden? Ben çıkmadım mı nikahta Dilek'in yerine? Sancar albay görünce tanımayacak mı beni? Eyvah! Doğru söylüyor. Ne yapacağız şimdi? Abartmayın ya. Sanki deprem tatbikatı. Birazdan kimse kalmayacak evde. Geldiklerinde mutfağa geçersin, olur biter. Sanki evi gezecek halleri yok ya. Hadi durmayın, daha çok işimiz var. Hazırlan sen, hazırlan. Afeti, depremi göreceksin. Başına yıkacaklar evi, başına. Para yetmez ki pasta almaya. Malzeme alalım desek fırın yok. Hülya, hayırlı bir iş bu. Sende hiç yok mu? O kadar para kazanıyorsun. Ya ben de alamadım ki haftalığımı. Çok gergindi ev. İsteyemedim Şenay Hanım'dan. Şişeler vardı mutfakta. Bunları da ver. Gerçi çok fazla tutmaz ama. Ne yapalım artık? Olduğu kadar. Tamam. Ben üstümü değiştireyim, gideyim hemen. Denizciğim, ne haber? İyi, sağ ol. Hayırlı bir iş galiba. Evet, öyle olacak inşallah. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şunlar ne kadar acaba? 15 milyon onlar. Kilosu. Peki susamlılar ne kadar? Onlar da aynı fiyat. Ya... Ben 1 kilo alacağım ama... Bu kadar param var. Kırıklardan kutuya koyayım istersen. Tamam, öyle olsun madem. Sen hala burada mısın? Neden ki? Kuaföre gitsene. Hazırlanmayacak mısın yoksa? Neyin hazırlığı? Aa, pardon, ben pot kırdım o zaman. Ay, hay Allah. Şimdi söylemesem de olmaz ki. Bak canım sıkkın zaten. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Gelirken Deniz'i gördüm. Şöyle elinde kocaman bir buket çiçek. Bir de şöyle çok şık bir çikolata kutusu vardı. Yani tam da kız istemeye gider gibiydi. Ha, ben sana geliyorlar sandım. Demek adres başka bir yereymiş. Aman boş ver canım. Üzülme. Geçer. Hem Deniz herkese bunu yapıyor. Selam. Kızlar, bu kim? Ne bileyim ya. Geldiğimizden beri burada oturuyor. Ben de tanımıyorum. Bana selam verdi. Aa. Korktun mu? Ne arıyorsun sen burada? Ne arayacağım canım? Yol işte, yürüyorum. İyi, ben tutmayayım seni. Dur ya. Ne acelem var? Misafir gelecek, gitmem lazım. Tamam, istersen yardım edeyim torbaları taşımanı. Bana bak Ziya, bundan sonra ne önüme çık ne yolumdan geç. Anlaşılan Deniz iyi tembihlemiş seni. Kimsenin bana akıl vermesine gerek yok. Ben böyle istiyorum. Elif, ben ne yaptım sana? Ha? Yani istemeden seni kıracak bir şey mi söyledim, bir şey mi yaptım? Deniz'in ailesi geliyor bu akşam. Beni isteyecekler. Evleniyoruz biz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Bundan sonra görüşmemiz uygun olmaz. Anlayışlı ol lütfen. Tamam, sen merak etme. Seni zor durumda bırakacak bir şey yapmam ben. Teşekkür ederim. Kime niyet, kime kısmet. Ne oluyor? Ağaç devrilmiş komutanım. Çek o zaman. Hadi çabuk ol, çabuk. Arabaya bin! Asker. Emredin komutanım. Az önce silah sesi duyduk. Etrafı araştırsınlar. Emredersiniz komutanım. Gidelim. Elif, bak bakalım olmuş mu? Olduğu kadar artık, ne yapalım? Dur sen bana baksana bir. Olmuş mu bu renk? Olmuş. Geldiler. Filiz, hadi mutfağa. Ben bakarım. Ha, sen miydin İbrahim abi? Filiz gel yanlış ara. Hoş geldin İbrahim abi. Hoş bulduk. Tatlı aldım. Başka eksiğimiz var mıydı? Yok İbrahim abi. Bir şey yaptı Elif. Kurabiye de aldık. Daha ne olsun? Gül gibi de kız veriyoruz. Kardeşim. Vay kardeşim. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. Oğlum bana öyle bir iyilik yaptın ki. Sağ ol ya. Ayıpsın oğlum. Arkadaşlık öldü mü? Temiz bırakın eve ha. Toparlayın da çıkın. Tamam, merak etme sen. Neyin nesi bu kız? Ciddi bir şey değil be oğlum. Öyle bir iki gün takılacağız. Ondan sonra o yoluma, ben yoluma. Ya hadi ver artık anahtarı. bu evden bir kız isteyeceğiz. Anne, evi değil kızı alıyoruz. Şenay, oyun bu, oyun. İyice kaptırdın kendini. Kız almayacağız herhalde. Hadi yürü, yürü. Yürü. Yardım et. Bu sefer geldiler. Kızım, baksana kapıya. Bunlar sana. Zahmet etmişsin. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle. Şöyle geçin, buyurun. Estağfurullah, estağfurullah. Geç şöyle. Elif, ellerini öpsene. Öpeyim elinizi. Gerek yok. Eski köyün adetleri orada kalsın. O kadar yaşlanmadık daha. Şahin abi. İyi akşamlar. Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Fikret yok mu? Fikret yok abi. İzmit'ten bir haber geldi bir fabrikadan. Oraya görüşmeye gitti. Akşam orada kalacaklarmış. Ama eğer önemliyse... Yok, ben öylesine uğramıştım. Selam söylersiniz. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ama hayırlısıyla bir takılsa yüzükler. Aklım çıkıyor yakalanacağız diye. Bir şey olmaz inşallah. Ne yaptınız? Yaptınız mı kahveleri? Yaptık da. Baksana bütün fincanlar farklı birbirinden. Ne yapalım, olduğu kadar artık. Deniz'in kahvesine tuz attınız mı? Niye ki? Eğer tuzlu kahve içerse her şeye katlanır demektir. Aa. Dur tamam yeter. Ne yapıyorsun Süheyla? Dur sen karışma. Tamam veririm. Deniz burada. Bana yardım eder sanırım. İstemem, dokunuyor. Teşekkür ederim. Sağ ol ya. Eline sağlık. Afiyet olsun. şey anne. Boğazıma kaçtı da. Lafı fazla uzatmadan mevzuya girelim. Sebebi ziyaretimiz malum, belli. Gençlerimiz bir karar vermiş, bize de onaylamak düştü. Adet yerini bulsun diye de istemiş olalım. Nasıl derler? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Elif'i, oğlumuz Deniz'e istiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi gençler birlikte karar vermişler, bir yolda yürümeye baş koymuşlar. Hayat mücadele gerektiriyor. Gençler bu konuda her şeyi göze almışlar. Ben de onların bu kararına saygı duyuyorum. Allah zeval vermesin, hayırlısı neyse olsun. Elimizi öp o zaman. Sağ ol ya. Baba. Sağ ol anne. Bu şeref İbrahim Bey'e ait olsun. Peki. Teşekkür ederim. Uzatın bakayım parmaklarınızı. Hadi yavrum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ben bakarım. Dayı! Süheyla, elime pansuman yapmam lazım. Dayı, ne oldu sana? Anlatırım. Ne oluyor burada? Bir şey yok. Hayırlı bir iş için buradayız. Gel seninle dışarıda bir konuşalım, gel. Nasıl hayırlı? Eyvah! Mahvolacak her şey. Elif, bunu nasıl yaparsın? Ya sen? Sen nasıl kabul ettin? Şahin abi. Kusura bakma Deniz, lafım sana değil. Ama olmaz. Olmaz. Sen bu adamın oğluyken olmaz. Lafını bil de konuş. Keyfimizden gelmedik buraya. Baba. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hadi Şenay kalk. Gidiyoruz buradan. İşimiz bitti burada. Elif kızım. Görmüyor musun nasıl aşağılıyor seni? Daha başındayken neler söylüyor? Bir de gelin mi olacaksın? Yeter artık. Yetmez İbrahim abi, yetmez. Bu insanların kökü kazınana kadar yetmez. Hadi Şenay, hadi gidiyoruz, hadi. Üzülme. Ne olursun üzülme. Tamam, bir şey yok. Olacak bunlar biliyorsunuz. Hadi git. Annen çok üzüldü. Hadi. Ya şöyle otur kızım. Hadi üzülme. Üzülme bir tanem. Şu işe bak ya. O kadar da uğraştık sorun çıkmasın diye. Elif. Özür dilerim. Ben dayımın geleceğini bilmiyordum. Üzülme Süheyla. İbrahim abinin dediği gibi. Biz bir seçim yaptık. Bedelini de ödeyeceğiz. Oğlum sen gelmiyor musun? Üstümü değiştirip dolaşacağım biraz. Senin için kalktık nerelere gittik? Kimlerle muhatap olduk? Teşekkür edeceğine surat yapıyorsun. Bırak Şenay bırak. İstediği yere gitsin bırak. Görüyorsun değil mi? Rahat ol. 2 gün sonra yüzüğü çıkarıp atacak. Kurtarın beni bu rezillikten diye yalvaracak. Tam istediğim gibi. Yaprak biraz hızlı gitmiyor musun? İyiyim ben. Bir kokteyl alabilir miyim acaba? Deniz, ne haber? Neredesin? Dışarıdayım. Canım sıkkın biraz. Ne oldu? Elif'le ilgili bir sıkıntı mı var? Uzun hikaye. Anlatırım görüşünce. Tamam gel madem öyle o zaman anlatırsın. Bardayım. Yaprak, hiç havamda değilim. Daha sonra görüşürüz. Sen isteyince ben geliyordum ama. Güya arkadaştık biz. Yardımına gerçekten ihtiyacım var. Ve telefonda söyleyemem. Arkadaşsak gelmelisin. Ne alakası var ya? Arkadaşız tabii. Dostluklar böyle kötü günler için var. O zaman çık gel. Bekliyorum. Hayırlısı olsun ya. Ne diyeyim? Başka takı yok mu? Zorla gelmişler zaten. Ama sağ olsunlar yine de. Ne yaptı Şenay Hanım? Sarılıp öptü mü seni? Mesafeli davrandı tabii. Öyle sıcak değildi yani. Olsun olsun. Nikahta keramet vardır. Bir de çocuk yaptın mı yere göğe sığdıramazlar seni. Hadi ben yatıyorum. Geceler. Sancar albay seni baş göz edecek. Ama bil bakalım kimle. Göreceksin sen gününü. Pislik. Oo! Kimleri görüyorum? Ne o? Dağıtamadın mı efkarını? Dağıtamadım canım. Deniz o yüzden teselli etmeye geliyor. Sen onu artık anca rüyanda görürsün. Ulaşmayacağım sana. Ne haber? Ne işi var bunun burada ya? Neden? Kız istemeye gidecekti bu gece. Seninki hızlı çıktı galiba. Merhaba. Merhaba da çok gürültülü burası. Ya boş ver, otursana. Bir şey içmez misin? Sen benim yerime de içmişsin zaten. Hadi kalk, eve bırakayım seni. Konuşacaktık. Yaprak, konuşacak halin kalmamış senin. Kalk. Ya dur, beni eve bırakma. Senden ayrı kalmak istemiyorum. Yaprak, elimdeki yüzüğü görüyor musun? Ben bu gece nişanlandım. İyi halt ettin. Aldın sonunda köylü kızını kendine. Yaprak, doğru konuş. Seni nasıl kandırdı bilmiyorum. Bak içkilisin diye susuyorum, lafını bil. Belli. Başka marifetleri ver o kızın. Nasıl vurdu ya? Evet. Elif'in başka marifetleri var. Ne biliyor musun? Senin gibi hafif değil o. Hani teselli etmeye gelecekti seni Deniz? Patlattı galiba bir tane. Yoksa ben mi öyle gördüm? Git başımdan! Tamam. Rezil oldum herkese. Hiç değilse ben anlaşamadım da ayrıldım. Ama sen üstüne bir de dayak yedin. Yeter! Ne yapıyorsun sen ya? yaptığını ödeteceğim sana. Bu yaptığını ödeteceğim. Etsin ya. Hiçbir taksi olmaz. İçeri. Bir de kabin kurmuşlar, açın başınızı girin diyorlar. Bahçeye girmek de mi yasak, yeter mi? Dur Süheyla. Açın kapıyı, gireceğim. Başındakini çıkart öyle. Derse girmeyeceğim, Rana Hanım'la görüşeceğim. Kantine girsen daha iyi çıkaracaksın başındakini. Arayın Rana Hanım'ı, tanıyor beni. Deli misin nesin kızım, git başımıza iş çıkarma bizim. Arayın dedim, Süheyla değil. Süheyla. Niye konuşacaksın Rana Hanım'da? Açacak mısın başını? Efendim? Rana Hanım, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Kapıda bir kız var, adı Süheyla. Tutturdu Rana Hanım'ı arayın diye, başörtüsüyle girmek istiyor. Ben ona gerekeni söyledim. Açmaya karar verdiyse gelsin yanıma. Başındakini çıkarsın öyle gelsin dedi. Öyle mi? Evet. Ne yapacaksın ki? Rana Hanım ne istiyorsa onu yapacağım. Açacağım. Gel. Rana Hanım, Süheyla diye bir öğrenci sizi görmek istiyor. Başörtülü ama. Gelsin, sorun değil. Biraz sonra açacak nasılsa. Gel canım. Sonunda doğru kararı vermiş olmana gerçekten çok sevindim. Az sonra senin dosyanda diğerlerinin arasına girecekti. Yani disipline gidecektin. Öyle mi? Kurtuldum yani. Kurtuldun. Ama o örtü hala başında. Siz açın istedim. Lütfen destek olun bana. Tek başıma gözleyebileceğimi düşünemedim. Anlıyorum. Otur. Bu ne? Aa, bir tane daha mı varmış? Onu da siz açın. Kızım bu ne? Oyun mu oynuyorsun sen? Yok. Allah Allah. Bir tane daha. Bir tane daha. Yeter! Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Asıl siz dalga geçiyorsunuz inancımızla. Anlayın artık, görün. Beni hücrelerime kadar soysanız da altından yine bu çıkacak. Çok teşekkür ederim size. Sayenizde bir kez daha anladım başörtümle mutlu olduğumu. Bence siz de deneyin. Belki yıllar önce kaybettiğiniz mutluluğu tekrar bulursunuz. Hayatım kördüm, açmaz olsa bile gönlümün kuşları uçmaz olsa. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa Elif gibi. Ben tanıyorum Süheyla'yı. Bir öfkeyle açacak, sonra pişman olacak. Kendi kararı Filiz. Saygı duyacağız, destek olacağız. Başka bir şey gelmez elimizden. Geliyor Süheyla. Başörtüsü başında. Süheyla, açmamışsın başını. Açmadım, açmayacağım da. Çek elini Rana, başörtüme dokunma. 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 Başörtüme dokunma. Çek elini Rana, başörtüme dokunma. Çek elini Rana, başörtüme dokunma. Adam ölüyor bak. Dayanıyor. Az kal. Az kal. Kurtulacağım. Dayan. Dayan az kal ya. Şuradan sıçacak. Dayan. Dayan yavrum. Allah'ım ne olur. Bu defa olsun ne olur. El ayağı sağlam bir çocuk nasip et bize. Kurban oldum. Allah'ım. Ya Resulallah. Ben böyle bir şey görmedim. Allah sen koru bizi. Ne oldu be kadın? Nereye gidiyorsun? Asiye doğurdu mu? Kadın doğuramadı. Benlik bir şey burada kalmadı. Kadın burada can verecek. Hocam hoca lazım. Ay. Allah'ım. Allah'ım ben yanlış yaptım. Affet beni. Taş gibi olmuş anasının karnında. Doğmadan çürümüş ama hala nefes alıyor. Allah sabır versin. Neden? Neden Allah'ım? Neden? Ben biliyorum neden olduğunu. Benim günahım yüzünden. El kadar küçücük bir sabiyi anasından ayırdım ben. Ne yaptıysak evlendiremedik hocam. Ne kapıyı çalan oldu, ne dünürcüye gelen. Gül gibi kızımız elimizde kaldı. Peki siz bu kızı okula falan gönderiverdiniz mi bakayım? Yok hocam, İlkokuldan sonra babası aldı. Yaş erişkin olunca da oğlanlar falan maazallah göz koyarlar diye. Ha, olur. Peki şey yaptınız mı? Bu hani dikiş nakış kursları var. Onlara gönderiverdiniz mi siz bu kızı? Bir ara gitti. Heh. Aldık sonra. Kız kısmısı anasının dibinde gerek. Ama evde söküyor, dikiyor, yapıyor kendine göre bir şeyler. Evde ha? He ya. Allah'ım ya. Peki bu kızın arkadaşı var mı? Böyle bir araya geliyorlar mı? Çay kahve içip sohbet edip eğlence falan yapıp dururlar mı? Deyiver bakayım. Aman hocam. Ne günü ne toplantısı. Kız kısmının eğlencesi toplantısı mı olurmuş? Lan! Ulan bu kızı okuldan alıvermişsiniz. Bu kızı dikiş nakış kursuna da gönderivermemişsiniz. Bu kızın arkadaşı da yok. Çay kahve eğlence hiçbir şey yok. Nereden bulacak lan bu kocayı? He? Cebimden mi bulacak? He? Cebimden buluverecek. Cep delik cepken delik evde var bir evlenmelik. Ben hangi çağda yaşayıp durursunuz siz? Allah Allah! Yürü kız yürü. Nereye geldik ki biz? Bu nasıl hoca? Koş koş! Ha? Kapat eve kızı. Sonra bu nasıl hoca? Ha da böyle ararsın yana yana koca. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani her manyak beni bulur. Hiç mi akıl fikir yok bunlarda arkadaş ya? Hocam kurban olayım yetişin. Karım ölüm döşeğinde. Bir günahım var der, başka hiçbir şey demez, ne olur. Allah'ım kurban olurum vallahi. Bunları tek tek göndermeye bak. Yok arkadaşım, işe gücüne bak bakayım. Yok ben hocam hoca değilim, hadi bakayım, hadi. Ben de söyledim, dinlemiyor ki. Hoca rahatsız, dışarı çıkamaz. Hocam kurban olurum, karım ölüm döşeğinde diyorum, ne olur. Hoca dışarı çıkamaz dedim sana, çok işi var. Kapıda bir sürü insan bekliyor. Git başka hoca bul. Lan bana ne işi varsa? Karım ölüm döşeğinde diyorum. Bana bak, düş peşime. Eğer karım son derdini söylemeden ölürse... ...yıkarım lan bu ev başınıza. Yürü! Tamam arkadaşım, tamam ya. Dur bakayım, dur. Sakin oluver. Ne olacakmış ya? Ne olacak yani? Bir şey yapıveririz, elimize bulaşacak değil ya. Kız, evde cüzümüz bir şey vardı değil mi? Ha hadi gidip bir bakıver. Hadi, yürü hemşerim, yürü. Buyur bakayım. Başörtüye uzanan eller kırılsın. Başörtüye uzanan eller kırılsın. Çek elini Rana, başörtüme dokunma. Çek elini Rana, başörtüme dokunma. Çek elini Rana, başörtüme dokunma. Ne istiyor şimdi bu kız düğün alışverişinde? Söylemiştir sana. Vermiştir eline bir liste. Anne, Elif öyle bir kız değil. Ya oğlum bırak Allah aşkına, anlatma bana. Ay kaç yaşındayız? İnsanları tanıyoruz artık. Gördük işte, açlıktan nefesleri kokuyor. Anne, aç olmak farklı, aç gözlük farklı bir şey. Elif'i tanınca anlayacaksın sen de. Eylem mi var burada? Başörtüleri okula almıyorlar ya. Kırılsın! Başörtüye uzanan eller kırılsın! Başörtüye uzanan Elif değil mi? Evet, ben şimdi alır gelirim. Başörtüye uzanan eller kırılsın! Başörtüye uzanan eller kırılsın! Ay Allah'ım, şu iş bir an önce bir bitseydi. Of! Elif, ne yapıyorsun burada? Filiz? Ne işin var burada? Seni almaya geldim. Düğün alışverişine gideceğiz ya. Ben nasıl geleyim şimdi? Görmüyor musun? Okula almıyorlar bizi. Tamam işte, almıyor Elif. Annemi zaten zor ikna ettim. Hadi. Kızlar. Elif, annem arabada bekliyor. Ben kızlarla konuşup geldim. Kızlar. Deniz geldi, düğün alışverişine çıkacakmışız. Annesi de gelmiş, gitmem gerekiyor benim. Başörtüye uzanan eller kırılsın. Başörtüye uzanan eller kırılsın. Başörtüye uzanan eller kırılsın. Başörtüye uzanan eller kırılsın. Başörtüye uzanan... Merhaba. Anne. Yes, sir. Asiye. Hoca geldi. Buyur. Geçmiş olsun bacım. Bir derdim varmış. Deyiver de gönül rahatlığıyla gidiver bakayım öbür tarafa. Yapamam. Hiç kimseye söyleyemem. Tamam işte Asiye. Bak hoca geldi. Hadi konuş, tövbe ettirsin sana ne olur. Bak biz de çıkıyoruz zaten. Ben kalsaydım diyorum ha. Yürü abla yürü hadi. Çöz bu işi. Bir su veriverem ben sana. Hiçbir şey verme. Ben ölmek istiyorum zaten. Bak bacım, senin bir derdin, bir sırrın, bir şeyin varmış. Onun için kocan tuttu getiriverdi bana. Hadi söyleyiver de ben de işime gücüme bakıverem. Hadi bakayım. Çok utanıyorum hocam. Çok utanıyorum. Belli belli. Zaten kocan da alıcı kuş gibi kapıda bekleyip duru. İlla öğren diye tutturdu. Hadi bacım, bunu deyiver. Gözünü seveyim. Bir de tövbe edersin. Hadi kapıyı ve gözlerin huzuru içinde git. Allah kerim. Hadi bakayım. Benim günahım çok büyük hocam. Allah beni affetmez. Ah. Tövbe de kadın. Allah'a zor olur mu ya? Kurban olduğum istese herkes affeder o. Sen bu kadar büyük bir günah ne işledin deyiver bakayım. Beni de korkuttun sen. Aha bak son nefesini verip durun. Hadi deyiver gözümü seveyim deyiver de huzur içinde gidiver. Hadi bakayım. Ben... Hah sen. Ben... Sen? Ben bir kadının... çocuğunu aldım. Analen çaldın mı? Yok. Bu abisi verdi. Askerdi adam. Al. Bu çocuğu ortadan yok et dedi. Kadın kim onu deyiver bakayım. Kimmiş bu kadın? Hadi deyiver. Hadi bakayım. Rana Karay. Rana Karay. Bana onu bulacağım. Rana Karay. Ne oldu ne dedi? Ha? Ya dur bir arkadaş kocası soru versin. Soru ver bakayım. Ne oldu ne dedi? Arkadaş sen Rana Karay diye birini tanıp durur mu deyiver bakayım. Yo. Ha bak şimdi. Senin bu karı o karıya zamanında bir şey etmiş ama bilmem gari. Sen git bu karıyı bul, karının karşısına dikiver, gerisi kendi aralarında. Tamam mı? Hadi bakayım. Sen de düş önüme. Meraklı şey. Yürü bakayım. Komutanım, dün gece ormanlık alanda yapılan araştırmada bir silah bulundu. İncelemeye gönderdim. Güzel. Bana yönelik olduğunu sanmıyorum. Ama gene de tedbiri elden bırakmamak lazım. Bu tür hassas dönemlerde fırsat kollamak isteyenler olabilir. Üst üste aynı şeyleri yaşıyor olmanız şüphe uyandırıcı. Dediğiniz gibi önce motosikletli adam... Şimdi de ormanda silah sesi. Manidar. Onlar irtica yolunda kelle koltukta yürüyorlarsa bizim neyimiz eksik? Gelsinler. Birer birer değil, beşer beşer, onar onar gelsinler albay. Biz buradayız. Başka bir emriniz var mı komutanım? Çıkabilirsin albay. Emredersiniz. Ben de sizi arıyordum albayım. Bir şey mi oldu? Yaprak bir not göndermiş. Bir süre buralarda olmayacağım diye. Allah Allah. Adeti değildir böyle şeyler. Biz de endişe ettik annesiyle. Acaba tartışmış olabilir mi Deniz'le? Yani en son araları iyiydi. Deniz dün bütün gün bizimleydi. Bir şey söylemedi. Söyleseydi haberimiz olurdu. Anlıyorum. Biz arıyoruz, telefonu kapalı. Belki de bize açmıyor. Yine de Deniz'i ararsa bize bildirsin. Annesi çok üzülüyor. Merak etmeyin albayım. Haber veririz. Buyurun. Pervin Hanım aradı şimdi. Yaprak bir not bırakıp gitmiş. Nereye? Kadın da bilmiyor. Kafamı dinlemek istiyorum, bir süre aramayın beni demiş. İyi demiş. Bence de bir süre dinlenmeye ihtiyacı var onun zaten. Gördün mü sen? Dün gece gördüm. Çok içmişti. Gerçi eve bırakayım dedim, istemedi. Sonra tartıştık biraz, ben çıktım gittim. Senin yüzünden mi çekti gitti kız? Ya anne ne bileyim ben. Ayrıca şu an Yaprak umurumda falan değil. Evleniyorum, görmüyor musun? Gitti gül gibi kız. Kala kala bu... Olmuş mu bu? Başındakini harika olmuş. İyi işte. Hadi al da gidelim. Öbürlerini de denesen Elif'ciğim. İçine en çok hangisi siniyorsa onu alalım. Bir kere evleniyoruz. Askera burada oturuyormuş. Araştırdım ben. Adı Rana Karay. Bulmam lazım onu. Şu anda burada öyle bir şahıs yok. Daha fazla bilgi veremeyeceğim. Abisi varmış, askermiş. Bak abi, kötü bir niyetin olmayabilir ama 2 gündür çok karışık buralar. Başına iş alırsın. Çekil abi. Olur olmaz insanları almıyorsunuz değil mi içeri? Hayır efendim, ben de göndermeye çalışıyordum. Rana Hanım'ı aradığını söyledi. Nerede oturduğunu soruyor. Ne yapacaksınız Rana Hanım'ı siz? Kendisine ulaşmam lazım, çok önemli. Konu ne? Eşim tanıyormuş onu. Bir haber ileteceğim. Rana Hanım buradan taşındı. İstanbul Merkez Üniversitesi'nde görev yapıyor. Oradan sorabilirsiniz. Devam et. Deniz, hiç gerek yok. Ben altın takmam zaten. Tabii. Koskoca albay gelini olacaksın. Altın takamazsın. Pırlanta istersin. Anne. Siz yanlış anladınız beni. Ben hiçbir şey istemiyorum, o anlamda söyledim. Tamam, çıkalım o zaman. Hayır. Pırlanta setlerinizi çıkarır mısınız? Deniz ne olursun. Bak ben gerçekten hiçbir şey istemiyorum. Ben istiyorum ama. Benim karıma pırlanta yakışır. Afiyet olsun. Tamam kızım, gidiyoruz. Neredesin? Alışverişleri bitmek üzere. Birazdan eve bırakacaklar. Kızların evine gidiyorum şimdi. Diğerleri sakın evde olmasın. Onlar okuldalar hala. İyi. Bugün bu işi bitir. Oğlumu bu pislikten kurtar. Amin. İnşallah. Hadi. Kız, bu niye böyle kara kara düşünüyor ki? Ne bileyim anacığım. Kadıncağız öyle gördü ya, korktu herhalde o da. Damat, niye konuşmuyorsun oğlum? Ya bu karı bana bir isim deyiverdiydi. Rana Karay diye. Sanki tanıyorum gibi ama şimdi ben geçmişi unutuverdim ya. Acaba gerçekten tanıyor mu, tanımıyor mu? Arkadaş ben bu karının kocasıyla gidiverseydim acaba. Aa kocacığım, ne işin var canım el alemin kadının işinde? Hayır, tanısam ben de tanırım. Ben senin karın değil miyim canım? Rana Karay, Rana Karay. Yok, hiç hatırlamıyorum. Sıfır, hiçbir şey yok. Gel. Rana Hanım, kimseyle görüşmek istemiyorsunuz ama bir adam geldi. Diyecekleri varmış size. Öğrenci velisi mi yine? Değil, karısı tanıyormuş sizi. Uğraşamam kimseyle, gönder gitsin. Görecek mi beni? Müsait değil, söylemiştim size. Yarın gelin. Hanımefendi, benim o kadar vaktim yok. Yapabilecek bir şeyim yok. Hanımefendi bakın, 5 dakika, sadece 5 dakika ne olur. Zorluk çıkarmayın lütfen. Hanımefendi benim karım ölüyor, anlıyor musunuz? Ölüyor. Şimdi güvenliği çağırmadan çıkın gidin lütfen. Hasan nerede? Buldu mu kadını? Buldu, almaya gitti. Allah'ım, Allah'ım ne olur güç ver bana, kuvvet ver. Kadın gelene kadar alma canım ya Rabbim. Elif, işin var mı? Niye ki? Bir şeyler yerdik. Karnın aç mı? Açtır tabii, açtır. Yani oğlum, benim de karnım acıktı. Sabahtan beri dolanıyoruz değil mi? Yok, aç değilim ben. Afiyet olsun size. Sen beni eve kadar bırak yeter. Tamam. Sen nasıl istersen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Ben şöyle kuvvetli bir zehir istiyorum. Bahçe için mi? Evet, evet. Yalnız etkisini çabuk göstersin. Tabii, tabii. Merak etmeyin. Buyurun. Ne kadar? 10 milyon. Buyurun. Rana Hanım. Biraz önce de gelmiştim. Hasan ben. Konuşacaklarım var sizinle. Kimsiniz beyefendi? Nereden tanıyorsunuz beni? Ben tanımıyorum sizi. Karım tanıyor. Kimmiş karınız? Asiye. Sizin doğumunuzu da o yaptırmış. Karım şimdi ölüm döşeğinde. Size söyleyeceği bir şeyler var. Teşekkür ederim her şey için. Heveslenme. Her şey bitmedi daha. Henüz o masaya oturmadın. Elif. İnmiyor musun? Nikahta görüşürüz. Elif, annem sana bir şey mi söyledi? Yok. Annem. Ben bıraksaydım içeri poşetleri. Yok yok, ben taşırım. Daha cilve yapıyor kapı ağzında olana. Asıl bunlardan korkacaksın. Hadi gitsene. Gelinlik çok yakıştı. Hadi kısa kes be. Akşama geliriz belki Erdem'le. Yok yok, gelmeyin. Nikah işlemlerini konuşurduk. Hem önce kına var, sonra balayı var. Ne yapıyorsun sen Deniz? İyice abarttın ha. Öyle abarttım falan yok. Bir kere evleniyoruz. Her şey tam olacak. Hadi akşama görüşürüz. Anne. Sonunda gelebildin. Oğlum, çok yüz veriyorsun sen bu kıza. Ayrıca o kapı aralığında yaptığını görmedim de sanma. Sen misin o? Benim. Rana. Şükürler olsun. Şükürler olsun Allah'ıma. Bugüne kadar vicdan azabıyla yaşadım ben. Ne oldu ki? Neden çağırdın beni? Hatırlıyorsun değil mi beni? Tohumuna ben geldiydim. Kızını ben doğurdum. Hatırlıyorum. Çok büyük günah işledim. Yalan söyledim sana. Ne olur affet beni. Ne yaptın ki? Bir şey bilmiyorum ben. Haberim yok. Abi. Her şeyi abin istedi. Yaşıyor değil mi? Git sor ona. İnanmıyorsan git sor ona. Ne soracağım? Ne demek bu? Kızını verdi bana. Benim kızım doğumda öldü. Yalan! Yalan! Kızını aldım. Ona gittim. Kızı oldu dedim. Çok para verdi bana. Çok para. Sakın dedi. Sakın söyleme dedi. Öldü. Öldü de dedi. Diyorsun sen. Ne yaptın kızıma? Bilmiyorum. Nerede kızım? Bilmiyorum. Yaşıyor mu? O yaşıyor mu? Hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın. Şimdi ölme. Hayır, hayır, hayır. Nerede kızım? Nerede kızım? Söyle, söyle kızım nerede? Söyle. Kızım. Ne oluyor burada? Bırak karımı. Bırak karımı, bırak. Kızım nerede? Kızım. Ölmüş. şükür geldik. Öldüm yorgunluktan. Ay, Süheyla, ekmek almayı unuttuk. Filiz, hadi git al o zaman. Ne olur beni yalnız gönderme, hadi. Of Filiz, of. Hadi, tamam. Hadi yürü, hadi.